Bunlar aydınlatmadan kırmızı olmaz. Nasıl duruyor? Nasıl gebinim? Ben Halil Saluci, size sosyal tesislerin sahibiyim. Birlikköy'de seracılık yapıyoruz. 10 senedir bu sera işleriyle uğraşıyoruz. Maalesef çok güzel bir seramız var ama bir türlü kendimizi Silopi'ye sevdiremedik. Özellikle yetkililere sesleniyorum. Mülki idare amirlerimiz olsun, ziraat oda başkanımız olsun, ticaret oda başkanımız olsun. Bir gün tenezzül edip de bir ziyarette bulunmadılar. Devletin bağlı olduğu kurumlar var. Misal Tarım Bakanlığı, DİKA, KOSGEB. Bunlardan defalarca müracaat ettik. Hiçbir destek alamadık. Ben bu serayı 2010'dan beri işletiyorum. Isıtma sistemi yapacağım. Çok cazip bir krediyle ben burayı ısıtacağım. Maalesef hiçbir şekilde ne bir kredi, ne bir destek, ne bir hibe, hiçbir şekilde kimse bize yardımcı olmuyor. İşte Sayın Tarım Bakanımız şimdi Silopi'ye geliyor. Grand Hotel'den çıkmıyor. İsterim ki sorsun buradaki çiftçiler ne yapıyor. Gelsin biraz üretime değer versinler. Biraz her şeyi ithal alıyorlar. Pirincimiz ithal, o nohutumuz ithal, buğdayımız ithal. Biz kendimiz üreticiyiz. Biz bu memlekette her şeyi üretebiliriz. Üretim şarttır bu memleket için. Bir ülkenin düzelmesi için üretime her zaman önem vermek lazım. Sen niye et üretim yapıyorsun? Sen niye domatesi ithal yapıyorsun? Her şeyi biz kendimiz üretebiliriz. Gördüğünüz gibi böyle zor şartlar altında biz istediğin ürünü burada üretebiliyorsak demek ki üretim önemli olması lazım. Ben yetkililere sesleniyorum. Elinizi vicdanınıza koyun, bu çiftçilere sahip çıkın. Siz defalarca sesleniyoruz. Maalesef cevap alamıyoruz ama pes etmeyeceğiz. Sesleniyorum. Yani 10 dönüm domates ekmişiz. Dönümünden 15 ton domates bekliyoruz. Bir sezon için 150 ton domates satacağız Silopi'ye. Manava gidiyorsun. Efendim domates bugün düşmüş. Kaça düşmüş? 1 lira. Ben 6 aydır bu domatesi besliyorum. Aynı çocuk besler gibi bu domates masraf ister. Bu domates besi ister. Bu domates bakım ister. Sen götürüyorsun o domatesi manava 1 liraya sayıyor. Sen 10 dakika sonra gidiyorsun o domatesi 2,5'a satıyor. Yani yetkililerden ricamız dışarıdaki gelen mala sahip çıksınlar. Buradaki çiftçisine sahip çıksın. İsterim ki bütün kamu görevlileri bizi ziyaret etsinler. Ne şartlarla seracılık yapıyoruz. Ben naylonumu Antalya'dan alıyorum. Fidemi Mersin'den alıyorum. İlacımı Kızıltepe'den alıyorum. Çok zor şartlar altında bu işi yapıyoruz. Ama ona rağmen mutluyuz. Çünkü işvereniz, istihdam sağlıyoruz. İşçi çalıştırıyoruz. Herkes evine bir ekmek götürüyor.